Allak laf da buldukları yok yani böyle hani şey yapan. Evet. Bakıyorsun onların esiri oluyor. Şimdi halkımız bunu bilsin. Yani şimdi şöyle bir şey var bütün dünyada. Şimdi ben çocukken bir tane adam dünyayı geziyordu. Yani iyi anlatmak için böyle dolaylı bir şey yapıyorum. Dünyayı geziyordu bir adam. Kendileri de seyyah diyordu. Çin'e falan gidiyordu 60'lı yıllarda. Japonya'ya gidiyordu. Kızlarla fotoğraf çektiriyor geliyordu. Böyle seyyah gibi de giymiş. Böyle safari giysiler. Bu adam dedim sen bu kadar parayı nereden buluyorsun? Dedi ki ya ben dedi İpra Gazi'ne dedi hissedarıyım dedi. Her yıl bize para gelir dedi. Ben de o parayı da dünyada harcadım dedi. Ne yapacağım ki dedi yani. İpra Gazi hissesi yılda bir geliyor. Şimdi günümüzde bu değişti. Yani sadece insanlar parasını değerlendirmek için gidiyor mesela İpra Gazi'ne gene gidelim. Ya da büyük bir firma olsun diyelim. Bir yere. A firması, B firması, bir reklama girmesi. Falan. Adam hissedar. Fakat hissedar ama o hissesini yönetemiyor. Yönetemeyeceği için yani eskiden sadece hisse sahibi olmak ona yetiyordu. O parayı iyi yatırım yapması lazım yani iyi kullanması lazım. Biri diyor ki danışman tut işte borsadan bir adamı tut. O sana diyor yön verir diyor. E tutuyor bir adamı adam da bunu oyalıyor kandırıyor. Bunun da parasını yiyor. Diyor ki ben diyor adam tuttum üstelik onda maaş verdim bak. Hissenin kendisine bir de para verdim. Sonra diyorlar ki sen diyor iyi danışman bilmiyorsun diyor. Bizim diyor bir danışma kurulumuz var diyor. Sana hangi danışmanları tutacağını söyler. Şimdi bir sana danışmana para veriyorum. İpra Gazi sesinden gidelim. Adam paramı nerede tutayım diye bir danışman tutuyor. Şimdi de hangi danışmanla tutacak diye başka bir kuruma da para veriyor. Ne oldu? Kendisi 100 lira hisseden para kazanacaksa 30 lirasını bu danışmana veriyor. 30 lirasını buna veriyor. 30 lirası da kendisine kalıyor. Oysa hiç ikisi de olmadan hani eskiden İpra Gazi olduğu gibi o parayı daha bütün alacaktı. Şimdi bu yan kuruluşlar çoğalıyor. Yani insan parayı değerlendirmekte böyle bir sürü yan rant kuruluşları var yani böyle şey hikayeden. Şimdi bu büyük partilerin etrafında bu seçimlerde böyle yan kuruluşlar geliyor. Anketçiler, danışmanlar, reklam şirketleri geliyor ve bunlar ama her şeyde biliyor affedersiniz yani her kokuda biliyorlar yani. Evet. Ve geliyorlar başkanın etrafına geliyorlar İzmir raporu yazıyorlar uydurma. Bir anket çıkartıyorlar o uydurma. Anketi yorumlar da uydurma. Ve bunları da orada dizayn ediyorlar. Ha bak bu ankete göre bizim onu yapmamız lazım. Oysa bunun gerçekle alakası yok. Kovboy insanlar işte tamam mı? Gerçeği örten insanlardır. Yani işte kovboy adam yani. Gerçeği örtecek. O kahramanlıktan gidiyor. Aldı gidiyor. Yani hakikati görmez bu insanlar. Bir de onlara hakikati göstermeyen bir yer var artık. Çevrelenmişler. Benim Kemal Bey'le öyle çok fazla teşhir mesaim yok. Ama bir iki konuşmamda, 3-5 dakikada tek söylediğim laf bu. Yani bir insanı görünce ona ne söylersin? Yani ben ona...